Kozaklı ilçesi denince aklınıza ne geliyor? Kaplıcaları geliyor, işte hizmetleri geliyor. Peki Nevşehir'e ulaşımı nasıl, rahat mıdır? Arabalar gidiyor, dolmuşlar gidiyor, geliyorlar. Peki Kozaklı ilçesinin belediyesinden memnun musunuz? Memnunuz. Biz Kalınca köyündeniz ya, ama burada iyi hizmet veriyor yani. Kozaklı Belediyesi dediğimizde ilk aklımıza ne geliyor? Ben Hacı Bektaş'a bağlıyım. Ben Kozaklı değilim ki. Olsun, Kozaklı deyince aklınıza ne geliyor? Kaplıca gelir. Ne gelecek? Peki buradan Nevşehir'e ulaşım sizce rahat mı? Dolmuşlar gidiyor. Belediyenin araçları gidiyor. Normalde iyi yani. Ben duyduğum kadarıyla. Peki sizce Kozaklı Belediyesi iyi çalışıyor mu? İyi. Güzel çalışıyor başkan. İyi. Halk memnun. Kozaklı ilçesinin nesi meşhur acaba? Kaplıcaları. Peki suyu. Peki Kozaklı Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Evet, memnunum. Ben köyde kalıyorum ama yine de yani belediyenin çalışmasından memnunum, belediye başkanım. Kozaklı'nın nesi meşhurdur? Kaplıcaları meşhur. Peki Kozaklı Belediyesi'nin çalışmalarından memnun muyuz? Şimdi yerlisi değilim, ben köylüyüm. Kozaklı ilçesi nesiyle meşhurdur? Hamamıyla meşhur. Peki Kozaklı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ne gelecek? Kozaklı işte. Bir koy yeri, ne olacak? Reşmerlik. Peki Nevşehir merkeze gidiş gelişiniz zor oluyor mu? Yok, var otobüslerimiz, minibüsümüz var. Kozaklı ilçemiz nesiyle meşhurdur? Valla kaplıcasıyla meşhur. Peki Kozaklı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Bizim Kaplıca'dan başa gelenimiz yok, başka bir şeyimiz yok. Yapılar var, tokiler var. Bunlar gelir aklımıza. Peki Nevşehir merkeze gidiş gelişiniz rahat olabiliyor mu? Ulaşım nasıl? Pek olmuyor. Kendi araçlarımız olursa oluyor. Yoksa dolmuşlar var, saatleri belli. Gidip geliyor. Aklımıza Kaplıca geliyor. Ne gelecek? Kozaklı ilçesinin en güzel kaplıcaları var. Ve bunu Türkiye'nin her yerinden gelsinler. Belediye başkanımız muazzam çalışıyor. Peki Nevşehir merkeze gidiş geliş rahat oluyor mu Kozaklı'da? 95 kilometre. Araban varsa rahat. Minibüslerimiz de var. Ulaşım yani güzel. Kayseri'ye de öyle, Nevşehir'e de öyle. Kozaklı ilçesi dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Kaplıcalarımız gelir. Otellerimiz var. Lüks otellerimiz yapılmıştır kaplıcalar sayesinde. Peki Nevşehir merkeze gidiş gelişiniz rahat oluyor mu burada? Uygundur. Çoğunluğunun özel aracı var da minibüslerimiz var. Her iki saatte bir, en az her iki saatte bir gider gelir. Çok kolay yani ulaşımımız. Kozaklı ilçesi denince aklınıza ilk ne geliyor? Kaplıcalar. Nevşehir Kaplıcaları. Peki Nevşehir'le olan uzaklığı yani ulaşımı sizce kolay mı? Çok kolay. Genelde taksilerimiz var, ondan sonra dolmuşlarımız var. Arası zaten 98 kilometre. Kozaklı ilçesi denince aklınıza ne geliyor? Sıcak su, kaplıcası. Peki Nevşehir merkeze gidiş geliş rahat mıdır? Şu an için rahat. Peki Kozaklı belediyesinin çalışmalarından memnun muyuz? Evet, memnunuz. Kozaklı ilçesi dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Otelleri. Peki Kozaklı belediyesinin çalışmalarından memnun muyuz? Memnunuz, memnunuz. Çok memnunum. Peki Nevşehir merkeze gidiş gelişiniz rahat mıdır burada? Rahat. Her saat araba var, turlar var. Rahat. Kozaklı ilçesi aklımıza Kaplıca diyarı geliyor. Kaplıcalar yani. Peki buradan Nevşehir'e ulaşımınız kolay mıdır? Her gün yarım saat, her gün bir saatte bir küçük dolmuş kalkıyor yani. Bir sıkıntı yok yani. Yok. Saatte bir de şeye kalkıyor, Kayseri'ye kalkıyor. İki saatte Nevşehir'e kalk, iki saatte bir, saatte bir de Kayseri'ye gidiyor yani. Peki Kozaklı Belediyesi'nin çalışmalarından memnun muyuz? Şu an iyi yani. Kozaklı ilçesi dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Fakirlik gelir, yoksulluk gelir. Peki Kozaklı Belediyesi'nin çalışmalarından memnun muyuz? Eskilere göre iyi. Kozaklı ilçesi denince aklınıza ilk ne geliyor? Kozaklı ilçesi denince aklıma ilk önce gelen şey turizm. Peki Kozaklı'dan Nevşehir'e gidiş geliş rahat mıdır? Yok, rahat değil. Kozaklı'nın ulaşımı sorun. Peki Kozaklı Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz.